Adak, Akika ve kurbanlık koyun hizmeti veren Denizli Koyunculuğu ziyaret ediyoruz şimdi. İzliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, sizlere çok güzel bir türkünün sözleriyle başlayacağım. Ne diyor? Bizim ele bahar geldi, meler kuzular kuzular. Evet, arkamda duymuş olduğunuz gibi çok güzel bir çiftlikteyiz. Neredeyiz? Efendim, Aydın'dayız. Aydın neresindeyiz? Karpuzlu yol üzerinde sağ tarafta bulunan bir çiftliğimizi ziyaret edeceğiz. Burası neresi? Denizli Koyunculuk'tayız efendim. Ama ben değil, kendisine soracağız. Sizleri tanıyalım, merhaba. Efendim, ismim İbrahim Alabaş. Ben bu çiftliğin sahiplerindenim. Evet. Şimdi... Öncelikle bir aile şirketisiniz, bunu vurgulayalım. Evet, tabii, mutlaka biz bir aile şirketiyiz. Yabancı dışarıdan çağıran gibi insan yok, görmedim. Kendiniz evet, çalışıyorsunuz, evet, aile olarak komple. Kendimiz çalışıyoruz, ailecik beraber çalışıyoruz. Hı-hı. İşte 1500 dönüm arazi üzerine kurulmuş. İşte 1000 başlık bir küçük baş koyun çiftliği, hı-hı, daha doğrusu. Hı-hı. Karya koyun çiftliği. Şimdi karya koyun çiftliği derken, hı-hı, Adnan Menderes Üniversitesi'nin 2006 yılında başlatmış olduğu karya koyunu projesini devam ettirmekteyiz. Çok yüksek verimli bir ırkımız. Bu üniversite kayıtlarında da geçerli olan yani bir durum. Resmi bir belgeniz var yani. Evet, evet, resmi bir belgemiz var. Bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Peki İbrahim abi, samimiyetimden soruyorum bu soruları ama baktığımızda bu kadar hayvanın bakımı çok zor aslında, bunu biliyorum. Siz de maalesef giyiminizde, kıyafetinizde, yakışıklılığınızda zaten göz dolduruyorsunuz. Bundan yana bir şüphemiz yok. Lakin şöyle bir sorum olacak. Zor mu bu iş? Tabii bu iş çok zor bir iş. Yani zor derken işte koyun dışarıdan baktığın zaman işte sürüyü otlattın, geldin, ağıla kattın. Bu değil. Bunun hani bilimsel bir şeyi var. Hani söylemek gerekirse nasıl bir iş? Zahmeti var. Zahmeti var. Gecesi var. Uygulaması çok farklı. Evet. Yani yani bize hep sorulan sorular şu. İşte hayvan ne kadar yiyemiyor ve kaç tane doğuruyor? Ha, bu değil koyunculuk yani. Nedir peki? Ya koyunculuk yani başlı başına bir bu uygulama yapmak gerek. İçinde olmak gerek. Bunu yani gece gündüz bununla yaşamak lazım. Yaşamak lazım değil mi? Yani, çünkü evlatlarınız gibi bakıyorsunuz yani. Tabii canım, bunun aşısı var, hastalığı var, bakımı var. Yani bir çocuk bakımı gibi düşün. Evet. Kuzularda özellikle. Evet, bu arada söylemeden de geçemeyeceğim. 6 tane de bir Aksaray malaklısı gördüm. Bu bir tutku ve bu biliyorsunuz çoban köpeği aslında ama onları da bize küçük küçük anlatır mısınız lütfen? Ya bu bizde aslında tutku değildir. Çoban köpeğidir. İşte Aksaray malaklısı çoban köpeğidir ve yani koyunlara lazım olan, çiftliğe lazım olan, çiftliğin bir şekilde güvenliğini sağlıyor bundan. Evet, yani böyle bir durumdur yani. İyi bekçilik yaparlar mı? Tabii iyi bekçilik yaparlar. Bundan dolayı bizimle birlikte diyorsunuz. Kurt, çakal gibi vesaire şeylere sokmazlar. Evet.